Merhaba arkadaşlar. Erken açıldı. Achieved with CryEngine 3. Nvidia. Lan Yasuo bu aynı anda iki tane mi kayıt yapıyor, ne yapıyor? Çift ekranlı diye. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Crysis bölüm 2'deyiz. Yani artık bölüm 2 oldu. Call of Juarez'den sıkıldım. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Geçelim. Offline oynayacağız zaten. Online oynayacak olsam sunucusu kalmadı bu oyunun. Önceki ayarlarımızı yapalım. Hop. Bu değil. Şunu önce bir flash diye çekelim abi. Tamam. Uygulasın. Tamam. Adam oldu şimdi birazcık. FPS değerleri çok kötü değil. V-Sign'in açık kalmasına çok ihtiyacım yok ama kalsın abi. Neden V-Sign'in? Arkadaşlar V-Sign'in güzel bir özelliğini fark ettim. Şimdi V-Sign'i ben çoğu yerde demişimdir. V-Sign'in biraz işlemci kullanımını arttırır. Çünkü ne yapıyor? Söylemedim de. Ekran yenileme hızını takip etmek zorunda kaldığı için biraz arttırıyor. Ancak bazı oyunlarda V-Sign'i render hatalarını engelliyor. Özellikle pek çok oyunda sorunlar yaşıyorsanız V-Sign'in kapalı olması bunun nedeni olabiliyor. Yani V-Sign kullanmak iyi oluyor ama input lag yerinden sıkıntı çıkarıyor. AMD kartlarda çok bir şey zararını duymadım. Neyse kapatalım abi bu ayarı. Ben bu ayarı hiç sevmiyorum abi. Hadi oyunumuza başlayalım. Savaş. Yeni karşılaşma abi. Dediğim bir şey var mı? Yok zaten bomboş. Abi inayın bak. Bu arada Crysis'in birinci bölümünü hatırlarsınız böyle değişik. Biraz böyle hani gidiyorsun satıcıya. Diyorsun ki abi şu ne kadar? Şu özelliklerini falan sıralıyorsun. Böyle sana bir liste veriyor. Onun gibiydi. Bu biraz daha buysa biraz daha şiirsel olmuş. Mesela diyor ki çanta keklik bu oyun tipini hiç görmemiş oyuncular için tavsiye edilir ki 2 yani. İyi deneyimli FPS oyuncular için tavsiye edilen zorunu sonra düşmanlara karşı yeteneklerse binbaşı düşmanlar daha hızlı ölümcül tepkileri falan filan en iyi oyuncu oynamışsın. Bu insanlar kazan. Yani işte zaten görünce işte cümle etti yani. Başka bir şey demeye gerek yok. Tekin öyle işte. Tecavüz etmişler. Bu ne varsayla. Abi biz nereden devam edelim ya? Orta ve seviye. Buna birazdan geri döneceğiz. Peki geri, sence kim önde? Vallahi şimdilik diyebilirim ki New York'ta gördüklerim hoşuma gidiyor. Her zamanki gibi güçlü bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batıdaysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyorum. O zaman finallerde New York, San Francisco ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. İlk defa burada duydunuz millet. Sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlatın. Spor masasından şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler. Ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından der. Times Meydanı üstündeki 3 çalışanda da yapılan tespitlerde... New York biyoteknoloji öncüsü CryNet, şehir merkezi araştırma biriminde biyokimyasal sızıntı olduğuna dair iddiaları inkar etti. Ana kurum olan Hargreave... Şu ana kadar laboratuvar tarafından doğrulanan 127 vaka... Bir an bilgisayar arıza ama ver sandım ha. Hızı düşünüldüğünde... Sel kuvvetleri durumu kontrol altına almaya çalış petrol sokulan 20 dolar barajını tehdit ediyor. Güvenlik bilimlerine olan güvenimizi hazırlayabiliriz. Sel kesimleri durumu... Besmele 4 GB RAM yedi namussuz ya. Bana hala gelip de 8 GB RAM oyunlarda yeter diyen kişiler ya da 16 GB RAM biraz zor arkadaşlar. Yani benim kurduğum sistemlerde RAM çok harcanıyor. Belki sizin kurduğunuz sistemlerde RAM düşük harcanabilir ama neden bunun nedeni sizin işlemcide ya da başka bir yaptığınız sorunlardır. Hatalı kombinasyonlardır. O da bilgisayarınızı kilitleyebilir. Tabi RAM kullanımları düşük olur. Kılıç balığı 3. Lütfen durumunuzu onaylayın. Kılıç değil de kıç balığı gibi dedi. Kılıç balığı 3 konuşuyor. Farklı güney bir noktasında yer tutuyorum. Periskop derinliği. Anlaşıldı. Güney bir noktası onaylandı.
mısınız bilmiyorum da. Umarım sesim kaydediyor. Kötü mü uyuştu? Gidip birkaç kötü adam öldürmemiz için emir verilene kadar bekle. Mızmızlanma asker. Orada kötü adam falan yok Falso. Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamıyla insani bir kriz. Ebola veya öyle bir bomba. Anlat onu Alcatraz. Alcatraz bu sabah pek konuşkan değil. Millet, genel inanışın aksine tekila sizin için iyi değildir. Değil mi Al? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilelim. Sallamıyorum arkadaşlar. İnadına bakın ne olacak şimdi. Hadi oğlum. Biraz ilgi göster. Siktir. Adam ölmüş. Allah gerizekalıları. Ha şöyle. Neyse. Bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten. Hissedin diyorum. Sikisin hazırım. Dinleyin beyler. Şu Doktor Gold'a gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim. Eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamaz. Sen Gold'u öldürme de. O yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. Tabii. Meksikalı istilası. Çakacak bir tarafa bakıyorum. Ne yapıyor? Büyük. Ve şu anda olduğunuz arkadaşlar başlıyor da 30 FPS ekibiz ben anlamadım. Gemiyi terk edin. Tekrar ediyorum. Gemiyi terk edin. Ciddi gemi bir hata. Merkez vurulduk. Tekrar ediyorum. Vurulduk. Heh sana. Oyun gelme olmuştu. Arkadaşlar toplar çıktı. Doğru, doğru. Koşun. Kapat aşağıdan. Salgılayın. Sıkıştı. Aklıma yardım et. Ben burada 1830 FPS'de kaydım galiba. 33 saniye ya.
Güzelsin ya. Desteğim nerede? Denizaltı nerede? Sepsizi öldürdüm. Bana siz nerede? Tamam. Golgun tüm ümidi bizlerdik. Al kaldı. Adım. Al kaldı. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanıyor. Böyle bir şey yapıyor. Nano görüş. Nano görüş ne lan? Arkadaşlar Crysis 2 gördüğünüz gibi daha güzel bir görüntüye sahip ama çoğu kişinin de kabul ettiği gibi biraz daha birinci ve ikinci yani birinci oyunun gölgesine kalan bir oyun. Neden? Çünkü birinci oyun arkadaşlar hani DX9'da yazılmak zorunda kalmasaydı DX11 o zaman gelseydi inanın ki şu oyuna çok daha iyi olabilirdi. Ama ikinci oyunda mekan ve karakter modellemelerine çok uğraşmalarına rağmen özellikle uzaylı modellemeleri çok kötü olmuş. Yani birinci oyundaki uzaylı modellemeleri çok daha efsaneviyken ikinci oyun çok geride kalıyor arkadaşlar. Bu büyük sıkıntı. İkinci bir şans. Bölümümüzün adı bu arada sayesinde arkadaşlar ikinci bir şans. Arkadaşlar galiba o. Sanırım
sen gönder, bunda sıkıntı var. Ben daha sana bakarım. Alcatraz, yapabileceklerim bu kadar. Elimden bu kadar geliyor. Benim son şansımsın. Hepimizin son şansısın. Sana. Artık sıra sende. Ben tükendim. Ben artık bittim. Sen. Belki sen. Belki sen. Geleceğe hoş geldin oğlum. Savaşa hoş geldin. Bu arada son bir istek. Gitmeme o kadar kolay izin vermeyecek. Simbiyoz. Bağlantıyı kesmeliyim. Giysiyi sana verdim. Hayatımı verdim. Bana söz ver. Gold'u bul. Tüm yapabileceğim bu. Her şey sana bağlı. Bana Prophet derlerdi. Prophet. Beni unutun. Arkadaşlar bu gerçekten FPS'e bir sıkıntı var. 30 FPS'e limitledi ya. Manyak mı makine? 30 FPS'e limitledi. Kapatalım abi bir saniye. Daha sonra ben şey yaparım arkadaşlar. Yani zaten oyun karbon kablolar açıp üstü olmadı şey yapıyorum. Gezeceğim ama şimdi. FPS'e o kötü olacak ya. Göreceğiz mi arkadaşlar? Hop. Prophet, ben bu. Beni duyuyor musun? Prophet? Prophet, dinle beni. Beni duyuyor musun bilmiyorum fakat senin için geliyorlar. O askerleri bulmalısın. Ay senin elini ayırma.
yeter. Sistem yetkileri devreye girdi. O da ne? Kişilik göstergesi düşman farkındalığını gösterir. Ne diyor bu dostum ya? Maksimum kişilik. Maksimum kişilik. Düşman altlarına gizli bir gün. Bir dakika ya, bu oyunda kıyafet sesi sanırım değiştiğinde diyordu ama alt yazılar şunlar yaşandı. Oyun ses yok. Geri abi. Durmanızı sağlar. Görünmezken yapılan hareket enerjiyi hızla emer. Ha, bir şey de söylemeyi unuttum arkadaşlar. Cart. Senin ben elini... Maksimum gizlilik. Maksimum gizlilik. Her şey temiz. Bunu yapmakta çok zevk ediyorum ha. Prophet, beni dinle. Dahliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Ya fare çok kötü ya. Hassasiyet çok kötü çünkü benim fare çizim faresi arkadaşlar. Yani öyle çok daha iyi. Abi çok güzel ya. Çok fena bak biraz. Abi niye çıkamıyorum ben buraya ya? Bakıyorlar onu. Koş 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 koş. Maksimum gizlilik. Gösterdim ne olacak? Maksimum gizlilik. Ne
Ölmedi lan o. Kafasına vurarsın, buraya vurarsın, biliyorsun birazcık da. Hop, yanlış gitti. Arkadaşlar ben geçen bir girdim birkaç sene önce, bir daha çıkamadım. Kaçmam oyunu bölüm bir daha oynadım. Laboratuvarda buluşuruz. Acele et. Karantina da buraya. Hastayım şu bürokraya ya. Sıyıyecilerin hiç şansı olmamış. Arkadaki cesetleri gördün mü? Hepsi erimiş. Adam stres lan lan. Kaliforniya'da yaşamıyorsanız motoru size gereksiz geliyor olabilir. Arkadaşlar bu arada çok ağır keşar oluyor ha. Farkında mısın? Bilmiyorum da. Sigara verme, sigara verme ya. Sistem yeniden başlatmayı deniyor. Ön tahliye aktif. Ön tahliye tamamlandı. Sede kalın. Mayık. Selam abi. Otomatik sistem kapatma başlıyor. Ama da bayağı bir işlemci ağırlaştı ha. Dinle. Giysi bağlantısında şiddetli bir şey oldu. Her şey kapandı. Şimdi normale döndü. Buraya acele gelmen lazım. Her şey dağılıyor. Her yerde hastalıklı insanlar, zavallılar. Sel de onları vuruyor. Üstelik şimdi de sefler geliyor. Bak, metroyu kullan, caddelerden daha güvenlidir. Umarım yanında askerler vardır. Ya aman. Hareket bulanıklığı düşük. Heh, kapat. Ha, biraz daha hızlı etmesi sabit tarafı. Pekala, yakın. Yeah.
İndirdim valla. Kayın bacı. Tüm sel personeline, hastalık kapmış insanların hücresel etkilerini geriye çevirmeye yönelik tüm tıbbi çabalara karşın geçerli bir tedavi bulunamamıştır. Tahliye artık bir seçenek değildir. Öldürmek üzere ateş etme etkisi artık şehrin tamamında ve enfeksiyon şüphesi olan tüm canlılar için de uygulanacaktır. Buna ek olarak nano giysili hedef Prophet da aktif biyolojik tehdit olarak görülmektedir. Prophet görüldüğü yerde vurulacaktır. Evet arkadaşlar, Crysis'in ilk bölümü bitti. Crysis 2'nin daha doğrusu. Belki hoşunuza gitti, belki gitmedi, bilemiyorum ama biraz daha 1'e göre oynanabilitesi daha rahat olan bir oyun farkındaysanız ve ayrıca sorun bakımından, yani nasıl desem size, bilgisayar uyumluluk bakımından daha rahat olduğunu farkında
varmanız lazım. Şöyle bir şey var zaten. Crysis 2, 1 arkadaşlar. Crysis 1 ve Crysis Warhead. PlayStation yahut da artık o dönemi sistemleri olsun. Her ne zıkkım, değil zıkkımsa artık. Hepsinde en üst seviyeydi arkadaşlar. Ama bu kadar yükün o zamanki konsollara bile zorladığını zaten herkes biliyor ki bilgisayar ortamına daha da fazla grafik kattıklarını biliyoruz yani. Bir konsol oyun, konsol için yapılsa bile oyunlar bilgisayar ortamında daha iyi grafikli olduğunu herkes biliyor. Ama her ne olursa olsun Crysis 1 arkadaşlar çok büyük sorunlar olan bir yapım oldu yani, özellikle işlemci optimizasyonu bakımından. Neden? Çünkü oyun çok ağır yüke şey olmasına rağmen, hani Intel'in başını tuttuğu dört çekirdek muhabbeti vardı. Crysis 1'in arkadaşlar başlangıcını hatırlıyorsanız Core X serisi, Core X Extreme Edition denir o. Core E serisi değildir arkadaşlar o. Core 2 Duo, Core 2 Extreme Edition'dır. Bunlar 4 çekirdekli işlemcilerdi arkadaşlar. X yazardı ama Core 2 Quad serisi gibi değil bunlar. Bu işlemcilerin çarpan kilitler açık çok fena hızlaştırılabilir ve şu anda bile elinde olan bir adam hani anca Ryzen'ı falan geçerse bir gerçekten geçtin diyebilir. Ya da 4. 5. nesil üstü bir işlemcisi olacak. Ya da hani şöyle diyeyim, zamanının en iyi işlemcileriydi yani. Ha şöyle, işlemci olarak en iyiydi ama hani Pentium 4 mimarisi üzerine kurdukları için ön bellekleri, çalışma prensip şeyleri, köprüleri falan yine sıkıntı yaşıyorlardı. Kendine ait kodlar olan uygulamalar istiyordu. Crysis hani biraz Intel'e daha iyi çalışsın diye bir kodlar yazılmış zaten, bunu Cevat Diğer bile reddetmiyor. Crysis Warhead biraz daha yumuşak yapılmış ama ne yapılırsa yapılsın arkadaşlar, Crysis 1 ve 2 isterse Intel olsun, isterse AMD'ye uygun yazılım bile yazılsa bile hani en az 4 çekirdekli bir sistem ihtiyacını herkes biliyor. Ancak ne yazık ki arkadaşlar DirectX 9 ve 10 arayüzü üzerine yapıldı. DirectX 9 ve 10 arkadaşlar çekirdek bakımından aynı şekilde çalışır. Temelleri ikisi de çift çekirdektir. Yani çift çekirdek ya da destekleri vardır ama bilgisayar köprüsüne aynı anda tek bir çekirdek müsaade eder. Yani saldırır. İkinci çekirdek öbür çekirdeğin işlemini bitirmesini bekler. DirectX 11'de 4 değil, benim bildiğim 3 çekirdek binde desteği geldi. Ancak yine bir DirectX 10 gibi her seferinde bir çekirdek saldırıyor. DirectX 11.2'de 4 çekirdek desteği geliyor. Ama yine sıralı işlem yapılıyor. DX12 olarak bildiğimiz yer. Yani Crysis 1 olsun, Crysis 2 olsun, Crysis 3 olsun, 3'ü de 4 çekirdek isteyen sistemler arkadaşlar. Ama o zamanın firma işi, o zaman Windows sürümleri, DirectX sürümleri buna izin vermedi. Zaten AMD baktı olmayacak. Intel umurunda değildi, açık konuşmak gerekirse. Intel hiç umurunda olmadı. O hiç öyle sürümlere girmedi. Ama OpenGL'nin sahibi Nvidia ve AMD bu çekirdek konusunda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Çünkü ya Intel'in umurunda değil zaten ya. Açık konuşmak gerekirse umurunda değildi. Zaten ben diyor sadece işlemci üretiyorum. Kullandığım çekirdek grafik yongası görüntü versin diye zaten. Daha fazlası HVC kodeye bile yeni gelmiş ekran kartlarına, Iris Pro'lara. O yüzden hiç umurunda değildi. Ama ekran kart üreticisi olan AMD ve Nvidia bu konuda büyük dertliydi. O yüzden Nvidia'nın zaten var olan OpenGL arayüzüne acilen 4 sıralı işlem yeteneği getirildi. AMD'nin Vulkan Mantle API'leri var. Onlara da 4 çekirdek ve 8 çekirdek destekleri getirildi.
2 Devil May Cry'ın arkadaşlar bir ara oyunu var. Devil May Cry 5 diye biliyordum ama değilmiş. Bir aradaki Devil May Cry versiyonunda Ahmet'in Mental'ı uygulaması var. 4 çekirdek desteği var benim bildiğim. Ama 4 çekirdeğin 4'ü aynı anda saldırabiliyor PC köprülerine. Hani sıralı işlem yapmıyor. Ya işin gerçeği şu. Crysis çoğu kişinin bazı yerde yazıldığı üzere değil, işlemci üreticilerin de değil. Daha çok Microsoft'un kurbanı oldu arkadaşlar. En büyük sorunu bu. Yani ezan da okunuyor, şey yapmak istemiyorum. Crysis daha çok Microsoft'un kurbanı oldu. Gerçekten böyle bir durum var. Çünkü abi DirectX 9 2001'de gelmiş. 2001'de mi? 2000'de mi ne geldi? Windows Millennium'da yüklenebiliyor, yani ona yüklenebiliyor. DirectX 11 2009'da gelmiş. Windows 7 ile. Yıl olmuş 2019. Adama DirectX 12 bile yaygınlaştıramadılar. Neden? Çünkü Microsoft oyun üreticileri dedi ki kardeşim sen öyle bir şey yapıyorsun ki yatıyorsun. Yani yıllardan beri biz burada uğraşıyoruz. Hala çip çekirdeğin üstüne oyun kullanan şey işlemci kullanan bir oyun yazamıyoruz. Neden? Çünkü senin kazma arayüzün yüzünden. Madem öyle biz de daha DirectX 9'a devam edeceğiz dediler. 10 ve 11 gitti arada. İşte o arada DirectX 10'la yazılan Crysis ve Crysis 2, Crysis 3 de DirectX 11'le yazıldı. Bunlar hep çöpe gitti. Çünkü yani bu oyunların arkadaşlar işlem isteği inanılmaz yüksek. Yani şunu da bilinir, Crysis'te, Crysis 2'de 60-70 FPS alan bir oyun, işte bir sistem GTA 5'te en kötü 100 FPS alır arkadaşlar. Ki GTA 5 çok daha eski bir oyun. Ben size şöyle göstereyim. Aha 80 FPS yapıyor şu anda ekran kartı. 80-90 FPS. Anlaşıldı, bırakmayın. Öldürün. Tabi bunun devamına gitmeyeceğiz. Şöyle bir şey demek lazım da oyunu kapatalım ya. Buradan çıkalım abi. İnşallah oyunu kapatmaz. Çık deyince buraya çıktı arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size. Intel'in 4 çekirdekli Core 2 X, Core 2 Extreme serisini çıkarınca AMD'de Phenom işlemcilerle, Phenom denilen bir ara iki şey vardır. Phenom 2 değil. Çoğu kişinin Phenom diye bildiği işlemciler aslında Phenom 2'dir. AMD'nin Phenom'u Intel'in Core 2 Extreme Edition işlemcileriyle arkadaşlar Cevacer düşündü ki ben bu oyunu çıkarırım. Seneye 6-8 çekirdekli işlemciler çıkar. Microsoft'a verir abi DirectX 10'da 4 çekirdek desteğini, sıralı işlem desteklerini, cardını curdunu. O zaman sorun yaşamayız. Arkadaşlar hiç öyle olmadı. Yani kadın ayağı hiç öyle olmadı. Ne geldi? DirectX 10 bir geldi abi. Çift çekirdek desteği var yine. Sonra üstüne bir de söz verdiği şeyleri Microsoft yerine getirmedi. Şöyle ki arkadaşlar, ekran kartıyla işlemci arasında AMD'nin IM2 Plus soketine kadar, Intel'in de 2. nesil işlemcine kadar yanlış hatırlamıyorsam, ki arada bir 5-6 sene fark vardır, yani AMD daha önce geçti. İşlemci ile ekran kartı arasında köprü vardı, yani aynı RAM arasındaki gibi. Microsoft AMD PCI'yı ayrı bir köprü haline, ayrı bir yonga haline, işlemci yonga sadece arada pasif bir parça olarak görev yapıp işlemci direkt bağlanmasını sağlayan bir standart getirdi. Zaten Ryzen'ları falan da, FM2 soketleri falan onu da komple kaldırdı. IM3'te kaldı öyle o. Geri uyumluk yüzünden. Ama çok bir gelişme yetkisi olmuyordu. Ayrı bir yongaydı çünkü köprünün içinde bir parça değildi. Microsoft
Onu getire getire DX11 de getirdi. Christ 1 de öyle çöpe gitti. Yani bir de dedim ya hani DX9 ile o oyunu yapmak arkadaşlar hiç yapılkar değildi yani. Eğer ki 2 sene 3 sene sonra yapılsaydı o oyun, şu oyunlar patlardı yani, bu oyunu bile patlardı. Çünkü oyunun grafikleri inanılmaz iyi. Gerçekten iyi ama bari DX9 yüzünden çok fazla yapamadı. O yüzden de Crysis Prime'de farklı bir şey yaptı. Ufak bir alanı yeşillendirdi. Şöyle ki benim Call of Juarez oyununu görmüşsünüzdür arkadaşlar. Oyunu izlemişsinizdir. Orada uçsuz bucaksız bir alan var. Hani ot falan az gibi görüyorsunuz ama zaten çöllük ortamda geçtiği için Western'de ot o yüzden az olması lazım. Ama ne biçim o haldeyken bile çok fazla detay olduğu halde çok uzun mesafelere. Onu da nasıl sistemi zorladığını gördünüz. Christ'te ise daha ufak bir alan yapıldı. Daha ufak bir alan ve oraları hep şey yapın yani adanın kendisi ufak demiyorum. Sadece görünen kısımlar. Hani çok yakın grafikler tam çiziliyor. İleriki grafiklerin daha az çizilmesi sağlandı. O yüzden de Christ 2'deki ve 3'teki derinlik algısı Christ 1 ve Warhead'de çok olamıyor. Christ 1'de daha doğrusu oluyor da sisteme çok daha fazla yük bindiriyor DirectX 9 temeli olduğu için. Ama Christ 1 hani dediğim gibi çok çekirdekli olacağını düşündüler. Bir de DirectX 9'u o kadar yetenekli sandılar. Çok da umursamamışlar şeyler. Bir de hani dedim ya arkadaşlar Nvidia destekli olsun dediler. Artık Intel Nvidia desteği olsun diye nasıl bir kod koydularsa, nasıl bir sapıttılarsa Crysis 1 ellerinde patladı oyunu. Çok ağır patladı elinde. Yani oyunu oynamak imkansızlaşıyor arkadaşlar bir yere sonra. Yüksek ayarda oyunu açamıyorsunuz ya. Ya oyun kapanıyor. Oyun atıyor kendini zurt zurt. Şey devamlı olmadık crashlar veriyor. Yahut da durup durup ölebiliyorsunuz olduğunuz yerde. Niye öldüğünüzü kimse anlamıyor. Yani siz eğer ki bu oyunu gerçekten oynamak istiyorsanız da konsolda oynamanız, Crysis 1'i, özellikle Crysis 1'i diyorum bakın, konsolda oynamanız çok daha sağlıklı oluyor. Ancak arkadaşlar ben bir kere bile Crysis 1'i online oynadım. O oyunda keyfi hiçbir şey yok. Gerçekten o oyunun online'da keyif hiçbir şeyde yoktur yani. O kadar büyük keyif veren online oyun keyfi bir onda, bir de Battlefield 1942, o da ondan bir tık aşağıdadır hatta. Sırf Car98'in sesi için diyorum. Bir de Medal of Honor aldı ya da saldı. Üniversiteyken bir sabah akşam arkadaşlar yurtta ben modem getirmiştim. Millete örgütlemiştim. Komple oynuyorduk hatta, kaç savaş kaydaldık komşularına falan. Ama yani Crysis'in online'i çok harika oluyor. Ancak dediğim gibi oyunu daha böyle şeyle oynamak isterseniz olmuyor. Ya yolda herkesi öldürmüşüm abi. Bütün herkesi öldürdüm. Ama yolda bir yere takılıyorum ölüyorum. Tak ölüyorsun yani. Ya da şey diyeyim ben size, hani bir tane bölümünde silah aldım. Şarjörü az geldi. Ve öldüm. Allah rahmet eylesin. Böyle saçma sapan şeyler vardı. Christ Warhead'si biraz daha yumuşak yapılmış. Hani daha doğrusu hataların arındığı için ölme olayları fazla olmuyor, oyundan atmıyor, sorun çıkmıyor, bir sürü rahatlık oluyordu. Christ 2 arkadaşlar artık işin Nirvana'sı değil de bir üst kademesi oldu. Gerçekten donanım kabiliyetinde çok iyiydi. Bir de üstüne şöyle bir olay var arkadaşlar. Christ 2 temelinde DirectX 9'da gelip sonradan yamayla DirectX 11'e geldiği için Crysis 1 açan herhangi bir bilgisayar çok rahat Crysis 2'de oynadı yani. Evet de daha fazla performans da verdi yani. Ki kendiniz de görüyorsunuz, benim şu anda işlemci demin 80-90 FPS'lere gördü. Crysis 2'de en yüksek ayarı açın da 80-90 FPS görün. Öpün de başınıza koyun derim. Harbiden de öyle o kadar kötü FPS veriyor. Çünkü diyorum ya DirectX 9 olduğu için ekran kartını aşırı yük bindiriyor, ekran kartı kullanamıyor.
En büyük sıkıntı burada. Benim ekran kartım arkadaşlar kaç 1024 tane para işlemci var. Onların belki yarısını kullanıyor. Kullanamıyorsun. Çünkü DirectFox temelli kartın işlemcilerin yarısı yatıyor. Ama Crysis 2 daha optimize olduğu için performans çok daha iyi olabiliyor. Çok daha rahat çalışabiliyor. O yüzden Crysis 3'te Dyson bile direkt Dyson bile geldiği için aynı sistemle oynayamıyorsunuz. Ekran kartını upgrade etmek lazım. Yani 5850 olmuyor. Olması lazım elinizde. O yüzden onu sayamıyoruz. O yüzden işin Nirvana'sı arkadaşlar Crysis 2 oluyor. Harbiden artık Nirvana'ya bunda ulaşıyorsunuz. İnanılmaz güzel bir şey oluyor. Tabi millet de bayağı bir küfür etti. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Call of Duty hakkında bakın. Karşılaştırma bitmedi. Hep böyle dediler ki DirectX 9 destekli oyun, DirectX 10 destekli yama ile geliyor falan filan diyen kişiler Crysis 2'ye DirectX 11 yama ile geldiği zaman kimse ağızlarını açamadı. Hepsi böyle fıs oldular. Yani bunun sonradan gömülebileceğini gösteren çok oyun oldu ama bu kavgaları yani yine Cevat Yerli'nin bu oyun demir sustu yani orada bir türlü kavgası edenler Crysis 2'ye yamayla Dyson 1 gelince ağızdan açamadı. Ya işte aslında arkadaşlar bizim 5-6 senemiz 3-4 oyunla geçti. Kodla geçti. Call of Duty, Battlefield, ben çok oynamadım onu. PES'te oynayan çok arkadaşım vardı. Ben PES'i hiç sevmedim. Bir de araba yarışları Need for Speed serisi harikaydı o devirler. Most Wanted'tı, ondan sonra Jardajur'du. Bir de Crysis serisi. Far Cry. Ne vardı arkadaşlar o devirlerde? Call of Juarez 1-2 vardı. Arkadaşlar yani bunlar bitmiyordu ya. Bu oyunlar hep bunların hepsi de AA tipi oyunlar. Yani o zamanın kartlarında oynayacak en iyi oyunlardı. Ve hep yani 7-8 sene boyunca bu kadar oyun hiçbir zaman bitmedi ve bir efsane gibi oldu. Şu andaki devre bakıyorum arkadaşlar. Bu tarz bir oyun şeyi yok yani bir oyun yapımcıları bu kadar hevesle çalışmıyor. Neden? Çünkü oyun oynayan adam almıyor abi. Yani o yüzden zaten biraz da bu kanalı eski oyunlara dolduracağım. Yani çıktığı zaman bu oyunu videosu çekeceğim imkanım olsaydı öğrenciydik o zaman. Böyle bu kadar kuvvetli bilgisayarı bir kere alma hatasını düşünüp bilgisayarımı mahvettiler, pert ettiler. O yüzden de ufak bir laptop almıştım. Netbook tarzı. O yüzden çekme imkanım da yoktu biliyorsun. Yani ya kuruyorsun ama bilgisayarımı mahvedeceklerini bildiğim için korkudan şey yapalım ya. Para boşta öğrensin arkadaşlar. Para öyle bedava yoldan toplanmıyor. Her türlü kurardık ama ondan sonra bilgisayar paramparça edince birisi gerizekalı birisi onunla kavga mı edeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Uğraşmaya değmezdi. O yüzden videodan çekemiyorduk o zaman. Zaten kimse de umursamıyordu video çekmeyi de. Ama dedik yani video çekmeyi de umursamıyorduk. Bu oyunlar bize hasretti arkadaşlar. 10 kişi 15 kişi oturuyorduk kod oynuyorduk. Moha çeviriyorduk. Bu oyun Crysis falan zaten adını bile duyunca bizim ağzımızı suya atardı. Özellikle Crysis 2 hep korktuğumuz bir oyun oldu arkadaşlar. Şimdi açık konuşmak gerekirse Crysis'in 1, 2 ve 3 birçok umursanmadı gelirken hani böyle gümbür gümbür gerçekleştiler ama hani o chess fuarında bilgisayara erittiği mevzu ortaya çıkana kadar kimse oyunun ne kadar pis sistem yiyeceğini düşünmedi. Açık konuşmak gerekirse hani çok umursamadı. Zaten o zaman bile çok dang etmedi. Aslında böyle bilgisayar kurmaya kalktığında bilgisayar çökertince o zaman aman neymiş bu dedik. Yani ben hatırlıyorum. Crysis 4'ü bulmuştum bir yerden. Kurdum abi. Videoyu açtı sonra bilgisayar çattı gitti. Neymiş efendim? Ekran kartı yetmiyormuş. Bilgisayarı tabii soğumaya bıraktım ben orada. İşte o oyunları gördükten sonra ben birkaç sonra bir arkadaşım bilgisayar topladı. O bir cesaret topladı. Tabii onu bir hafta, iki hafta sonra köyüne gönderdi.
Orada Crysis'i oynadıktan sonra arkadaşlar, ki onda da taktığım kart 4850 idi. Zamanının, o zamanların en hızlı kartlarından bir tanesi, fiyat performans olmuş o zamanlar tabi. Crysis 2 Full Air açabilen ilk karttı o. Ağzım açık kalmıştı. Sonra zaten ondan sonra ben Crysis 2 adını duyunca aha dedim yandık. Sıçtık yani. Ben dedim Crysis 1 böyleyse, ki benim açabildiğim zaman Crysis 1 2-3 yıllık oyun olmuştu. Crysis 2'nin adını duyunca aha dedim yandık anasın. Tam krize gireceğiz. Zaten manası kriz demek. Ama sonra öğrendik ki Crysis 1'i açan bilgisayarlar çok rahat Crysis 2'yi açıyor. Hem de daha rahat açıyor. Yani o kadar saçma sapan ölmüyorsun. Donmuyor, kilitlenmiyor bilgisayar. Hatalar vermiyor. Format atmak zorunda kalmıyorsun. Harbiden öyle bir hale getiriyor ki bilgisayar format atmak zorunda kalıyorsun. Sonra arkadaşlar işte oynadık. DX11 tabi nereden bulacaksın? 5850 alacak kimin parası var? 5850 bir Arap parası satıyordu o zamanlar. Yani ne diyeyim ben? Aa bu arada ekstra açmış bak. Açılmışken açılan ekstra. Buna birazdan geri döneceğiz. Ha, peki gördüm. Geri geç. Bunu da geç. Açılan bir şey varsa arkadaşlar. Profit onları. Bit oluyoruz. Ha bunları izleyelim arkadaşlar. Müzik notları. Battery Pack'ı. Bunları da her videonun sonunda açılan bir şey varsa izlemek iyi olacak zaten. Alcatraz, yapabileceklerim bu kadar. Elimden bu kadar geliyor. Düşman tespiti. Toplu temas. Bunları bir izleyelim arkadaşlar ya. Profit, orada mısın? Dango. Neredesin? Düşman tespiti. Toplu temas. Yaklaşıyor. Profit, orada mısın? Dango. Neredesin? Düşman tespiti. Bu baştan başlayıp duracak. Onu da bir daha izlemen gerekiyor. Linçlerin yankıları, alkalara seçkinler, prizm, centrifug, profit notları. Bunlar önemli arkadaşlar. Ya niye kullanıyoruz gerçekten? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi o arada bir şeyler dedi ki arada her zaman bunları göstereceğiz de hani dediğim gibi arkadaşlar en büyük dedim ya bir zaman şey en büyük korkumuz bu olmuştu tabi ama şu var Crysis 2 hani cidden çok fazla gözümüze sokulmadı o zamanlar harbiden sokulmadı hep böyle bir şey oldu ilk başlarda ilk çıktığı zaman Crysis 2 Türk forumlarında çok fazla yankıya sebep olduysa da ikinci ve üçüncü oyunlar ne bileyim sönük bırakıldı. Hani tamam bir kalite düşüşü birazcık var ama öyle ahım şahım bir kalite düşüşü yok. Hatta bayağı bir farklar var. Şöyle kalite düşüşü de şey arkadaşlar uzaylı canavarların kalite düşüşü şey duruşları falan onlar kötü yani. Onların kalite düşüşü kötü. Şey yani birincideki bir uzaylı canavarlar yok arkadaşlar. Yani bunlar da insan gibi vur öldür. Bir de ikinci olarak silah tepkimi de birazcık zayıf arkadaşlar. O kötü. Silah kullanımları şey. Nano giysi kontrolleri artık değişiyor ama o hikayeye uygunluğu için değişiyor arkadaşlar. Yani nano giysi kontrollerinin değişik olması neden? Çünkü hikaye değişiyor. Nano giysi düşündüğünüz gibi sadece bir koruyucu giysi kalın bir yelekten ibaret değilmiş. Onu anlayacağız. Birinci bölümde nano giysi sadece bizim gücümüzü arttıran, gereğinde saklayan, bir şeyler yaptıran bir ufak bir yelek gibi bir şeydi. İkide ise artık nano giysinin bakın daha ilk bölümden diyor giysi beni bırakmıyor diyor.
Demek ki giysinin kendi aklı olan bir şey, yapay zeka, en azından yapay zekaya sahip bir şey olduğunu anlıyoruz. O yüzden mavi giysinin kontrollerindeki yapılan değişiklikler, hani oyunun kalitesi düşük olarak adlandırılmaması lazım ya. Bence bu pek mantıklı olmuyor. Ve insaflı hiç olmuyor abi. Ne yapmak lazım? Onu unutmak lazım. Karakter modellemeleri bir yerde iyi oldu, bir yerde kötü olmuş. Şöyle arkadaşlar, bir de karakter modellemeleri fazla çöp adam gibiydi ya. Harbiden bak, farkındaysanız orada insan karakterleri çok kötüydü ya. Harbi çok kötüydü. Orada uzaylı karakterleri çok iyiydi. Ama hani insan karakterleri biraz değişikti. Yani ne bileyim, biraz kalınlaştırılmış çöp adam gibiydi. İkideyse farkındaysanız karakterler tam bir gerçek insana benziyor. Daha bir insana benziyor. Daha bir iş. Kolları ve hareketleri gerçekten insan gibi davranıyorlar. Ama Crysis'te ise kolları sanki böyle bir, nasıl desem, kolların kendi aklı varmış gibi ya. Ayakları, elleri hep böyle kendi aklı varmış gibi. Değişik bir yürüyüşler. Yani orada uzaylı karakterlerinde kalite düşüşü var. Hatta ben ilk uzaylı karakterini karşılaşınca dedim ki, bu ne lan dedim, 92 yılındaki Doom'dan mı çaldınız karakterleri anasını? Gerçekten öyleydi yani. 92 yılındaki Doom'dan çalınmış karakterlere benziyor. Oradaki şeylere benziyor yani, 92-93 yılların oyunlarına benziyor. O yüzden uzaylı karakterleri biraz daha zayıf atılmış. Şey de daha iyi arttırmış. Yani birinci bölümdeki uzaylı karakterler ya makina gibiydi ya kalamara benziyordu. Bunlar böyle garip garip saç diye niyetine uzantıları olan, yarı ahtapot yarısı insan gibi bir şeye benziyor. Orası bir, yani sağa solu metal bir şeylerle kaplı. Bir de şu var. Crysis 1'de arkadaşlar nano giysi nasıl çalışıyor? Bir Prophet giysiyi uzaylı ekipmanlarını kullanmakta bir araç olarak kullanabiliyor. Bak bu önemli. Zaten buradan Prophet'in ekibini anlattıklarından ve bizim öğrendiklerimizden daha fazla giysi hakkında biraz bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Şeyde ise, Nomad'de ise, Nomad karakterini yürüyen bir Jammer'a çevirdik. Yani sağda soldaki uzayları patlatan bir şey, zayıf adam, onların üç kalkanlarını adam eden bir şey benzetir. Yani orada aslında uzay giysi şey yapıyordu ama ikide insan etiyle bir şeyler yapan bir uzay kıyafeti çıkıyor ortaya. Yani daha farklı bir uzay kıyafeti. Mekan modellemeleri dersek arkadaşlar, mekan modellemeden önce şeye bakalım, düşmanların şeylerine. Açık konuşmak gerekirse yapay zeka elemanları çok geri zekalı. Hani NPC'ye karşı oynarsanız, hani ben video çok uzun sürmesin diye orta seviyede açıyorum ama hani genelde üst seviyede falan oynayabilirsiniz çünkü çok zeki değiller. Ama topların hepsi bir yere size 10-15 tane mermi sallayabilir, o yüzden biraz zorlayabilirler. Yani birinci bölüm kadar zeki değiller, hani senin arkana geçip de pat girişecek kadar zeki adam yok. Öyle bir gerçek var. Yani adam seninle dövüşemiyor. Başka olarak, hikaye olarak daha bir dramatik farkındaysanız, birazcık daha dramatik ve Alcadras arasında adında yeni bir arkadaş var. Ne diyoruz? Özel kuvvetler arkadaşlar. Adam özel kuvvetler komandosu.
Prophet'ın yerine geçiyor. Karşında da kim var farkına varmadınız değil mi? Karşındaki adamlar kendi askerler arkadaşlar. Özel kuvvetli. Bu yani Prophet'ın şu anda Al-Qaeda'sın savaşçı adamlar Amerikalı askerler. Amerikalı o giysiyi yapan Sel'in askerleri niye ona ters dönmüşler? Onu kimse bilmiyor. Lockhart yüzünden yapıyor bunu. Lockhart bundan üzerine salıyor. Yani anlayacağız. Prophet'ın söylediği Gold'dan başka şu anda güvenecek hiç kimse yok. Önümüzde uzun bir yol var. Yani şunu demek istiyorum size. Crysis'teki bazı yerlerde, bazı modlar, bazı durumlarda kötü gibi dursa da onu büyüklemek de almaz da. Mod yüklemek, bu oyunları mod yüklemek de zevkli olur. Ama 1080 Ti falan lazım olur herhalde. Ne diyordum işte. Şu anda Prophet'ın güvenebilecek kimse yok. Sadece yaşamaya ve olanları anlamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu Al-Qaeda'sın. Hani isterse fark olmadığını anlayacaksın zamanla. Yani sadece hareket eden her şeyi vuruyoruz arkadaşlar şu an için. Yapacağımız hiçbir şey yok. Tersindeki bir salağı dinliyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Peki bana sorarsanız Crysis 2 online oynamak lazım mı? Evet, donlu oyun. Ha, kullanıcı istiyor. Şey yapmıyor. Online'dan arkadaşlar bunu da söylemeyi unuttum. Bu oyunun lane game tarzı yok. Lane game yapmak için Hamachi tarzı şeyleri kullanmanız lazım. Haberiniz olsun. Neydi onun adı? Hamachi tarzı sanal sunucu kurmanız lazım. Onunla lane game kurabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, daha fazla zorlamanın, daha fazla başarmanın alemi yok. Benim de çenem yoruldu. İyi akşamlar dilerim. Keyifli oyun seyirleri.